Telefonunuza internetin 7 gün içinde sona ereceğini söyleyen bir bildirim geliyor. Telefonunuzu bir kenara atıyorsunuz ve televizyon izlemeye devam ediyorsunuz. Aniden bir son dakika haberi içinde bir bildirim geliyor. Tam da o sırada haber sunucusu mesajda okuduklarınızı tekrarlıyor. Televizyon kanalında sokaklarda panikleyerek aklını yitirmek üzere olan insanların canlı görüntüleri yayınlanıyor. Oturduğunuz dairenin penceresinden dışarı bakıyorsunuz ve telefonlarını ve dizüstü bilgisayarlarını ellerinde bir yerlere taşıyan insanları görüyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz ve bir ara sokakta durarak caddedeki kaostan kaçınmaya çalışıyorsunuz. Arkanızda birileri ikide bir artık internet yok diye mırıldanarak etrafta dolaşıyor. Bilinmeyen bir numaradan bilinmeyen bir yerde biriyle buluşmanız gerektiğini söyleyen bir çağrı alıyorsunuz. Telefonunuzda haritayı açıyorsunuz ve oraya arabayla gidiyorsunuz. Burası dışarıdan terk edilmiş bir bina gibi görünüyor. Fakat içeri girince bu binanın tehlikeli madde kıyafetleri ve laboratuvar önlükleri giymiş bilim insanlarının bulunduğu bir yüksek teknoloji tesisi olduğunu anlıyorsunuz. Toplantı için tam zamanında varmışsınız. Gri saçlı bir bilim insanı projektör odasına giriyor ve sunumuna başlıyor. Günümüzde 4 milyardan fazla insanın internet kullandığını ancak World Wide Web'in çökmesini durdurmanın bir yolu olmadığını anlatıyor. Şu anda çevrim içi olarak internette 74 zettabayttan fazla veri bulunuyor. 1 zettabayt 1 trilyon gigabayttır. Buysa çok sayıda sıfır demektir. 1 gigabayt verisi olan bir Word dosyasının 65 bin civarında sayfası vardır. Kısacası 74 trilyon gigabayt tek nefeste söylemenin imkansız olduğu kadar sıfır içerir. Bir fikir versin diye söyleyeyim. Bu kadar veri yaklaşık olarak 4 milyon 810 bin çarpı 1020 bin sayfayı doldurabilir. Bir yaprak A4 kağıdı 0,1 milimetre kalınlığındadır. Buysa her 1 gigabayt veri için 7 metre yüksekliğinde bir kağıt yığını oluşur demektir. Herkes sunumun ortasında uyuyakalıyor. Ancak laboratuvar önlüğü giyenler hemen çalışmaya başlıyor. Size verilen görevse internetin çıktısının alınmasına yardımcı olmak. 100 kişiyle birlikte bir üretim hattındaki yerinizi alıyorsunuz. Bu sizin birinci gününüz ve bir yazıcıyla çalışıyorsunuz. Bina kompleksinin tamamı yazıcılarla dolu. İnsanlar sürekli olarak hareket halinde ve kamyonlardan kağıt getiriyor. Siz sağlıkla ilgili her şeyi yazdırmaya başlayarak işe koyuluyorsunuz. Bunun ardından diğer önemli belgelere geçiyorsunuz. Hiçbir şeyi okuyacak vaktiniz yok. Ayrıca her bir belgenin yaklaşık 8000 kelime içerdiğinden emin olmalısınız. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz. Sonra işi gece vardiyası devralıyor. Sadece bir öğle yemeği molası, toplam 20 dakika esneme hareketleri yapma arası ve bir kere de tuvalete gitme hakkınız var. Herkes makine gibi çalışıyor. Arka planda her daim açık olan haber programı, dünyanın her yerinde ülkelerin kendi üzerine düşenleri yaptığını gösteriyor. Tesisin karşı ucunda başka ekipler bulunuyor. Onlar videoları ve ses dosyalarını indiriyor. Vardiyanız bittikten sonra gece personeli göreve geliyor. İşten çıkışınızı yapıyorsunuz ve evinizin yolunu tutuyorsunuz. Bütün gün boyunca dünyanın dört yanındaki ekiplerin hepsinin internetteki bilgilerin yalnızca %1'ini halledebildiğinin farkına varıyorsunuz. Motivasyonunuzun kırıldığını hissederek etrafa bakınmaya başlıyorsunuz. Çok acil olmadıkça yeni içerik oluşturmak yasaklanıyor. Çünkü her gün o kadar çok bilgi üretilebilir ki bunları indirmeye zaman kalmaz. İkinci gün. Üretim hattına geri dönüyorsunuz. Dün gece iyi uyuyamadığınız için işe pek konsantre olamıyorsunuz. Çevrenizdeki kimsenin de gece iyi uyuyamadığı belli oluyor. Bazı insanlar öğle yemeği vakti gelmeden hemen önce iş yaptıkları yerlerde bayılıyor ve hemen tedavi ediliyorlar. Yedekte işi devralmaya hazır birçok insan var. En önemli belgelerin geri kalanlarını da yazdırıyorsunuz. Ardından makaleler, bloglar ve benzerleri gibi ikinci derece önemli verilere geçiyorsunuz. Vardiya süreniz 2 saat daha uzatılıyor. Yorgun ve ertesi gün için tamamen hazırlıksız bir halde eve geri dönüyorsunuz. Üçüncü gün. İş yerine geliyorsunuz ve yan tarafa inşa edilmiş yepyeni kompleksi görüyorsunuz. Görünüşe bakılırsa burayı bir gecede inşa etmişler. Siz de bu yeni binaya atanmışsınız. Göreviniz ise daha fazla makaleyi kağıda yazdırmak. Vardiyanız 1 saat daha uzatılıyor. Diğer herkes gibi siz de artık bir şey yapamayacak kadar yorgunsunuz ve gözlerinizi zar zor açık tutabiliyorsunuz. Geriye yalnızca birkaç gün kalmış olmasına rağmen internetin sadece %15'i yazdırılmış halde. İçinde daha da fazla yazıcı olan başka bir bina daha yapılıyor. Neredeyse gece olmuş olmasına rağmen hala çalışıyorsunuz. Gece ekibi nihayet geliyor ve işi devralıyor. Ancak gitmenize izin verilmiyor. Eve gitmek yerine bir salonda kalabileceğiniz ve bu sayede işe gidip gelmek yerine zamandan tasarruf edebileceğiniz söyleniyor. 100 kişiyle paylaşacağınız salona kadar da size eşlik ediyorlar. Uyumaya çalışıyorsunuz ama bir türlü beceremiyorsunuz. Bir o yana bir bu yana dönüyorsunuz fakat gözleriniz bir türlü kapanmıyor. Dördüncü gün.
Bir zil sesiyle uyanıyorsunuz. Hızlıca yaptığınız bir kahvaltıyla güne başlıyorsunuz. Gece vardiyasında çalışan insanlarsa birer birer salonlarına yöneliyor. 20 dakika sonra üretim hattına geri dönmüş durumdasınız. Sonra sadece 3 gün kaldığı için artık daha da fazla çalışıyorsunuz. Dışarıya bakıyorsunuz ve daha fazla binanın yoktan ortaya çıktığını görüyorsunuz. Kağıtlarla dolu kamyonlar her yerde olduğundan sık sık trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Sahra çölünde bir yeraltı sığınağı inşa ediliyor. Sığınak kilometrelerce uzunluğunda. Ayrıca tüm belgeleri ve kayıtları depolayacak kadar da büyük. Kamyonların her biri birkaç ton kağıt taşıyor. Daha sonra bu değerli yük uçaklarla Sahra Çölü'ne naklediliyor. Giderek daha fazla insan bu yoğun tempoya yenik düşüyor ve ayakta uyuyakalıyor. Bu yüzden tüm süreç yavaşlıyor ve daha fazla insanın işi devralabilmesi için acil durum zili çalınıyor. Ancak yeteri kadar personel yok. Birçok insan işlerini ya doğaçlama yapıyor ya da birden fazla görev üstleniyor. Sistem tamamen kontrolden çıkmış durumda. Üretim yarım saatliğine bile duracak olsa tonlarca bilginin yazdırılması aksayacak. Biraz dinlenmek için salona gidiyorsunuz. Çalışmak için yeni insanların geldiğini görüyorsunuz. Şu anda tesiste çalışan binlerce insan bulunuyor. 5. gün. Üretim hattına geri dönüyorsunuz ve belge yazdırmaya devam ediyorsunuz. Lakin hiç kimsenin ruh hali iyi değil. Sona sadece 2 gün kalmış olmasına rağmen üretim olması gerektiğinden daha yavaş ilerliyor. Haberlerse sokaklardaki insanların hala panik içinde olduğunu gösteriyor. Birçoğu kendilerini filme alıyor. Ancak arşivlenemeyeceği için bunu yapmaları boşuna. Dünyanın tamamının ilk günden beri çift vardiya çalışıyor olmasına rağmen internetin sadece yaklaşık %70'i yazdırılmış halde. Ayrıca kağıt da giderek azalıyor. Kağıt üreticileri talebe ayak uyduramıyor. Son güne kadar hiç kağıt kalmayabilir. Üstünüzde muazzam bir baskı hissediyorsunuz. Herkes son derece gergin. İnsanlar giderek daha sık hata yapıyor ve bu süreci yavaşlatıyor. 6 gündür aralıksız çalıştıkları için baskı makinelerinin çoğu bozuluyor ve yerlerine yenilerinin koyulması gerekiyor. 7. gün. Bugün son gün. Geriye sadece birkaç saat kaldı. Dün gece hiç uyumadınız. Aslında dünyadaki herkes uyanıktı ve geri sayımın başlamasını bekliyordu. Önemli şeylerin tamamı yazdırıldı. Geriye kalanlarsa pek önemli olmayan şeyler. Ancak yine de bu bilgiler dahi boşa gitmemeli. Gece ekibi de dahil olmak üzere herkes çift zamanlı çalışıyor. Neyse ki kağıt üreticileri daha fazla kağıt üretmenin yolunu bulabildi. Gözleriniz kapanmak üzere. Kendinizi çok güçsüz hissediyorsunuz. O an istediğiniz tek şey yatağınız. Karnınız aç ve başınızı zar zor dik tutuyorsunuz. Video ve ses ekipleri resmi olarak her şeyi indirmeyi ve yedeklemeyi bitirdi. Sadece birkaç ülke hala bilgi yazdırmaya devam ediyor. Artık mekanik bir şekilde yazdıra tıklıyorsunuz, kelime sayısını ayarlıyorsunuz ve kenar boşluklarını düzenliyorsunuz. Bunu o kadar uzun bir süredir yapıyorsunuz ki her şeyi gözünüz kapalıyken ne yapabilirsiniz? Ancak arada sırada kendinize gelmeye ve işinize odaklanmaya çalışıyorsunuz. Dünyanın tamamı internetin sonu için hazırlanıyor. Verilerin sadece 1/5'i yazdırılamadan kalmış durumda. Fakat internetin kapanmasına yalnızca dakikalar kaldı. 3, 2, 1... Artık resmi olarak internet diye bir şey yok. Kaosa sebep olmak yerine insanlar sessizce sokaklarda takılıyor ve herkes durumu kabullenmiş görünüyor. Telefonlar artık yalnızca arama yapmak, mesajlaşmak ve bazı temel işler için kullanılıyor. Herhangi bir bilgi arayan kişiler artık kütüphanelere ve kitapçılara gidiyor. Dünya ekonomisi ilk 7 gün içinde dibe vuruyor. Şirketler internet olmadan çalışmanın yollarını bulmak zorunda kalıyor. Herkes parasını hesabından çektiği için bankacılık sistemi de çökmüş durumda. Tarihin muhtemelen en gergin ve yoğun anı yaşanıyor. Ancak sosyal medya haberleri ve hashtagler artık yok. Derin bir nefes veriyorsunuz ve internetsiz dünyanın birinci gününü geçirmek için evinize geri dönüyorsunuz.